İyi akşamlar sevgili Güneydoğu TV izleyicileri. Bir sağlıklı yaşam programında yine sizleriz. Bu akşam çocuk hastalıkları uzmanı, uzman doktor Süleyman Hüseyin Sevinç konuğumuz. Mevsimsel rahatsızlıkları konuşacağız. Çocuklarla ilgili rahatsızlıkları konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Ben Süleyman Hilmi Sevinç, onu bir düzeltelim. Evet, Hüseyin diye söyledik hocam. Çocuk hastalıkları uzmanıyım. Şanlıurfa'da EBS 800 yataklı hastanesinde çalışıyorum. Aslen Gaziantep'liyim. İhtisasımı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım, tıp eğitimimi. İhtisasımı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tamamladım. Yaklaşık 2 yıldır da Şanlıurfa'dayım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Hoş geldiniz hocam programımıza. Yabancı da iyisiniz. Bizim bölgedensiniz. Bizim yakın derler, bizim yakın muhittensiniz. Siz de Gaziantep'te bizim komşu bir ilimiz. Siz de bizim hemşerimizsiniz diyelim. Şanlıurfa ile irtibatımız uzun yıllardır var zaten. Evet. Şanlıurfa'yı seviyoruz. Evet inşallah. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş hocam, önce yeni doğanından başlamak istiyorum. Yeni doğan hastalıklarından bir giriş yapabilir miyiz hocam? Çocuk yeni doğdu. Çocuklarda nasıl bir rahatsızlık başlar ilk etapta? Hastalıktan ziyade sağlıklı çocuk takibini daha çok önemsiyoruz. Evet. Bir kere önce yeni doğanın tanımını yapalım. Yeni doğan nedir? Evet hocam. Bir çocuğun doğumundan itibaren ilk 28 günlük periyoduna biz yeni doğan dönemi diyoruz. Hatta buna ilk 7 gün erken yeni doğan, son 2 hafta ise geç yeni doğan şeklinde bir yaklaşımımız oluyor. Tamamen sağlıklı bir çocukta biz yeni doğanda taradığımız bazı özellikler var. Mesela işitme testini yaparız. Evet. Hasta biraz büyüdükçe görme testini yaparız 40 günlük olduğunda. Kalça çıkıklığı muayenesini 40 günlükken yaparız. Bunlar önemli şeyler hocam. Bunlar önemli. Muhakkak yapılması şöyle, gereken. İşitme testi önemli. Kalça çıkığı önemli. Kalça çıkığı çok önemli ve bu bölgede çok endemik görülen problemlerden bir tanesi. Evet. Özellikle bunda geleneksel uygulamaları çok suçluyorum ben. Geleneksel uygulamalar dediğim kundak uygulamaları çok sıkıntılı tablolarla geliyor aslında. Kundak yapıyorlar, iple bağlıyorlar. Test yaptığımız zaman çocuklar maalesef bu testlerden kalıyor. Daha sonrasında bazı önerilerle ve tavsiyelerle bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Fakat sonrasında eğer tablo düzelmezse tabii ortopedi uzmanlarından yardım alarak bu tabloyu düzeltiyoruz. Aslında biz hep kundaklarla büyüdük ama demek ki yapılan yanlışmış. Yanlış. Şöyle, kemik yapısı tam oturmadığı için bebekte sizin yaptığınız uygulama kalçaya anormal bir şekil verebiliyor. Yani evet. Mesela bu eskide yapılan uygulamalar tamamen yanlıştı demiyorum. Demiyoruz. Abi. Ama bu belli bir profesyonellikle yapılmadığı zaman maalesef bu tablolarla karşılaşabiliyoruz. Belki bu kundağın da bilinçli olarak yapılanı vardır. O bağlama şekilleri falan belki ona biz göre. Biz en iyisi hiç yapmayın diyoruz. Zaten evet. Şu an teknoloji gelişti. Yeni evet. Uygulamalar var. Artık bebeğimizi kendi beşiklerinde, pusetlerinde serbest bırakarak büyütebiliyoruz. Allah'a şükür bir sıkıntı olmuyor. Evet, ve yeni doğan döneminde hani sarılık yeni doğan sarılığı. Evet. Evet. Sarılıkla hasta gelebilir. Bunun nedenini de bilmek lazım. Bebek ilk doğduğunda anne kanı var vücudunda. Daha sonra kendi kanını üretiyor ve bu annenin kanını yıkıyor. Yıkılan ürünler daha sonrasında vücutta metabolize edilerek bağırsaklar yoluyla atılıyor. Normal şartlar altında normal bir bebekte bir miktar sarılık olur. Başlar, anne besler, bağırsaklar atılır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Fakat bazı durumlarda bebek yeterince beslenemediğinde veyahut ek bir hastalığı olduğunda bu sarılık ürünleri, bilirubin dediğimiz maddeler vücutta yükseliyor. Ve bunlar vücudun birçok organında birikebiliyor. Özellikle beyinde. Kernuterus dediğimiz tablolara yol açabiliyor. Bu da ilerleyen dönemde daha anlaşılır bir dille söylemek gerekirse hani nöbetlere neden olabiliyor, bazı beyin hastalıklarına neden olabiliyor, zeka geriliğine neden olabiliyor. Bu evet. Yüzden yaşamın ilk birkaç günü bizim için çok çok önemli. Evet. Yani bebek doğdu, evde besleyebiliyorum, testlerini yaptırdım, hiçbir sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sadece rutin kontrollere gelirsiniz. İşte ilk bir hafta içerisinde gelirsiniz, 40 günlükken gelirsiniz, 6 aylık olana kadar ayda bir muhakkak bir çocuk doktoruna gösterirsiniz. Fakat bunun dışında bebeğimi besleyemiyorsam, anormal vücudunda bir renk değişimi varsa, bu sarılık
bahsettiğimiz için sarılık üstünden gidelim. Evet. Veyahut işte bazı ekstremitelerin, organların, elinin, kolunun morarması olabilir, kızarması olabilir. Normal bir bebek pembe rengindedir. Evet. Farklı bir renkte olursa muhakkak bir çocuk hekimine acil bir şekilde başvurmak gerekir. Benim aslında bir yandan çocuk hastalıkları uzmanlığını seçmemin nedeni de budur, konusu açılmışken. Neden söyleyeyim hocam? Şöyle, mesela bir çocuk hastalığı, özellikle bu yeni doğanda da geçerlidir. Size başvurduğu zaman eğer doğru bir teşhis koyar, doğru bir tedavi uygularsanız çocuk hasta hızlı bir şekilde düzelir. Evet. Yeni doğanda daha da hızlı düzelir. Fakat ben işin diğer tarafını göz ardı etmişim. Eğer ki yanlış tedavi verir veya tedavide gecikirseniz hızlı bir şekilde kötüleşiyordu. Evet. O kısmını, uzmanlık kısmında. İkisi de hızlı bir şekilde ilerliyor. Aynen, aynen. Evet hocam, yeni doğan sarılığı olduysa çocuk ne yapılıyor hocam ondan sonra? Şimdi burada beslenmesini takip etmek gerekiyor demiştim. Küvezde değil mi hocam? Şimdi orada çocuk hekimine başvurduktan sonraki süreç hekimin değerlendirmesine bakıyor. Biz mesela hastanın gözünün içine bakarız. Evet. Kafasına bakarız, kulaklarına bakarız, ellerine, kollarına, bacaklarına bakarız. Bu sarılığın ilerleme kısmına göre, mesela kollarında gördük, kafamızda bir rakam belirir. Artık o tecrübeyle oluyor. O rakama göre biz bu hastadan kan almak gerekli mi, gerekli değil mi, başka hastalık var mı, yok mu diye bir karar veririz. Taradıktan sonra, diyelim ki hasta çok sarı olduğunu düşündük, hastayı taradık, bunun çocuğun gününe göre, bebeğin gününe göre belirlenmiş bazı değerleri var. Mesela şu kadar günlükte herhangi bir riski yoksa bilirubin değeri bu değerde olmalıdır diye bizim bir diyagramımız var. Evet. Biz oraya bakıyoruz. Hastanın durumuna göre, kendi klinik tecrübemize göre ve diyagramımıza göre bir karar verip hastanın yatışına karar veriyoruz veya vermiyoruz. Ayrıca bunun yanında aldığımız diğer kan tetkiklerinde de başka bir hastalık var mı onu tarıyoruz. Ona göre tedaviler veriyoruz. Mesela eğer hastanın ek bir hastalığı yok, hastanın direkt kumus dediğimiz değeri negatif, kan grubu uyuşmazlığı yok anne ile babada ama sarılık değeri yüksek, beslenemiyor. Bu tarz hastamıza tabii ki yeni doğana yatırıp bizim fototerapi dediğimiz, halk arasında ışık tedavisi diye geçen mavi ışık altında hastayı hem damar yolundan besleyerek, hem ağızdan besleyerek, hem de ışık tedavisi vererek bu sarılık değerini düşürüyoruz. Fakat başka hastalıklar varsa bu zaman başka tedavilere yöneliyoruz. Evet hocam, Türkiye'nin en fazla çocuk nüfusunun olduğu, genç nüfusunun olduğu ve en fazla doğum olan bir ildeyiz. Evet hocam. O yüzden çocukların yeni doğanı konuşuyoruz işte. Çocuklarda oluşan mevsimsel hastalıkları konuşuyoruz. Yeni doğan bir çocuk hangi aralıklarda aile doktora götürmeli? Yeni doğan bir çocuk, az önceki konuşmamda bahsetmiştim. Evet. İlk 7 gün içerisinde rutin kontrole getirilmeli. Daha sonrasında hekimin kararına göre, muayenesine göre bu sıklık hekimin kendi karar vereceği sıklıktır. Evet. Fakat biz az önce de bir yol haritası çizmiştik size. Sağlıklı bir yeni doğandan bahsetmiştik. Sağlıklı bir yeni doğanı muhakkak ayda bir çocuk hekime ayda görmeli. Ayda bir defa çocuk hekime. 6 aya kadar bu şekilde. İlk 6 aya kadar ayda bir defa 6 çocuk aydan hekime. Sonra 3 ayda bir. Evet. 2 yaşından sonra da artık 6 ayda bir görse yeterli. Yani çocukta herhangi bir rahatsızlık olmasa bile bütün kontrollerini yaptırmak için boy kilosunu, geç aile hekimleri onu yapıyor ama. Aile hekimleri yapıyorlar zaten, sıklıkla bize de gönderiyorlar. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, az önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Şanlıurfa en çok çocuk doğumun olduğu şehir. Sadece bununla kesmeyelim bu ifadeyi. Şanlıurfa hem en çok doğumun olduğu şehir, hem en çok akraba evliliğinin olduğu şehir. Evet. Çocuk nüfusu fazla. Akraba evliliği fazla. Buna bağlı olarak hastalık da çok fazla. Hastalık da fazla, metabolik hastalıklar, kalp hastalıkları, erken doğum, uzun süre yeni doğan, yoğun bakımda kalan hastalar veyahut işte engelli doğan hastalar. Bunların takipleri çok çok daha zor. Ben o yüzden zaten konuşmanın başında sağlıklı bir çocuk üzerinden gittim. Çünkü biz bu konuya girersek sanırım program yetmeyebilir. Yani aynı akraba evliliğiyle oluşan hastalıklara girersek, kalıtsal rahatsızlıklara girersek, tabii, dediğimiz gibi yani programda adı geçmişken bunu da bir dipnot olarak geçelim diye. Çünkü programı izleyenler de bundan faydalansın istiyorum. Evet. Bu ciddi problemler oluşturuyor. Sonraki takiplerimizi de etkiliyor. Ama sağlıklı bir yeni doğandan bahsedersek ilk 6 aylık takibi çok önemli. Ve burada mesela bizim başka tavsiyelerimiz de var. Mesela anne sütünden çok bahsederiz biz.
verilir. Anne sütü verilsin muhakkak. Başka hiçbir şey verilmesin. Yaz dönemi çok sorulan sorular vardı. Şu an biraz kışa doğru yöneldik. Allah'tan bu sorular biraz azaldı. Hocam su da mı vermeyelim? Evet. Biz bir yeni doğanın ilk 6 ay içerisinde boğazından anne sütü dışında bir şey geçmesini istemiyoruz. Evet. Neden? Bağışıklık yönünden destekler anne sütü. Evet. Anne ile bebek arasında duygu alışverişi sağlar. Çocuğun ihtiyacı neyse her yeni doğanın gününe göre artık Rabbül Alemin'in bir hediyesi diye düşünüyorum ben bunu. Anneye değişik özellikle anne sütü verir. İlk yeni doğduğunda daha çok bağışıklık yönünde ürünler içerirken ilerledikçe 3 aylık 6 aylık olduğunda daha besleyici bir hal alır. İlk başta rengi şeffaftır, sonra hafif sarıya döner, sonra beyazlaşır anne sütü. Bunu anneler iyi bilir. Çocuğun bütün özelliklerini anne sütü besler. Bunu hiçbir mama yapamaz. Evet. Hiçbir su yapamaz, hiçbir ek gıda yapamaz. Fakat mesela yeni doğan döneminde ilk 6 ay için çocuğa su verenleri de görüyorum bebeğe. Hemen direkt mamaya başlayanları da görüyorum. Evet. Bir kere deneyip yağ sütüm olmadı diyenleri de görüyorum. Evet. Bu mesela anne sütü yönünden yeni doğan döneminde destekleyeceğimiz bir konu. Bunun dışında mesela bebeklerde, yeni doğanlarda en çok şikayet nedir? Gaz oluşumu. Bebeklerde çok gaz oluyor. Hiç uyumuyor, hiç dinlenmiyor. Anne sütünü sindiremiyor. Tabii ki immatür bir bağırsak mevcut. İmmatür organlar mevcut. Yani immatür demek olgunlaşmamış demek. Evet. Bebek yeni doğmuş, zamanında doğmuş ama henüz tam hazır değil. Sucul bir hayattan, karasal bir hayata geçen bir canlıdan bahsediyoruz. Böyle bir canlı hani tabii ki yeni hayata uyum sağlamakta problem yaşayacak. Bu problemleri aşmanın en güzel ve en doğal yolu anne sütüdür. Biz bu yüzden evet. ısrarla anne sütü diyoruz. Ek bir önerim de babalara olacak burada. Anne sütünün oluşmasında, bebeğin gaz problemlerinin oluşmamasında benim 3 tavsiyem var. Anne iyi uyuyacak, anne iyi beslenecek, anne huzurlu olacak. Bunları eğer sağlarlarsa kolay kolay problem yaşayan bir anne ve bebek ben görmedim. Evet. İnşallah bunlar sağlar diye normalde düşünüyorum. Normalde kaç yaşına kadar anne sütü vermek gerekir hocam? Biz 2 yaşına kadar tavsiye ediyoruz. Evet. Ama dediğim gibi süreci doğru okumak çok önemli. Hı. 2 yaşına kadar bebeğin her günü önemli. Az önce konuşurken sizde bir hikaye anlatmıştım. Hani bir dönem bir bebeği getirmişler, bu çocuk hasta, ne önerirsiniz diye. Çok geç kalmışsınız, bebek doğmadan önce getirmeniz gerekiyordu diye bir kıssa anlatmıştım. Hakikaten öyle. Hani anne karnındaki süreç, doğduktan sonraki süreç... hepsi çok önemli. Eğer anne karnında 40 haftalık sürece anne doğru yönetmişse, kadın doğum doktoruyla beraber takiplerine gitmişse, bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişse, ondan sonraki süreçte ilk 6 ay anne sütüyle beslenmesi çok önemli. Anne sütüyle besledikten sonra, yani burada da her şey yolunda gittiyse, artık tadımlara başlaması, ek gıdaya başlaması çok önemli. Ondan sonra yavaş yavaş 1 yaşından sonra 1 yaşından önce kullanmadığı besinleri tek tek deneyerek, kullanarak, zenginleştirerek ilerlemesi çok çok önemli. 2 yaşına kadar anne sütünü tabii ki bu ek besinlere ekleyerek devam etmeli. 2 yaşından sonraki takipte ise yine bir anneye düşen çok önemli, en önemli olay hatta bana sorarsanız, beslenme olayını doğru yönetmesi çok önemli. Bizim burada yaşadığımız çok ciddi problemler var. Burada mesela desteklemesi gereken noktalarda desteklenemiyor. Anne sütü almıyor. Anne sütü almadıktan sonra çocuk büyüyor. 6 aya geliyor. Bu sefer ek gıdalar denenmiyor. Ek gıdalar deneniyor. İşte kendince geleneksel bazı uygulamalar var. İşte çayla ekmeği karıştırıp, şekerle karıştırıp, saçma bir yiyecek ortaya çıkartıp çocuğuna verenler var. Daha sonrasında bazı kan ürünü eksiklikleriyle gelenler var. Yani demek istediğim konu şu, çok da lafı uzatmayayım. Biz anne sütünü 2 yaşına kadar vereceğiz. İlk 6 ay sadece anne sütü vereceğiz. 6 aydan sonra 6-1 yaş arası tadımlarımızla çocuğumuza her şeyi tattıracağız. Ondan sonra da normal beslenmeye yavaş yavaş geçeceğiz. Aslında biz burada yine bu ekranlardan birçok onkoloji uzmanı da çıkardık.
onkoloji uzmanlarımızın annelerimize de tavsiyesi vardı. İşte anne sütü vermek aslında anneye meme kanserine karşı da yakalanma olasılığını bayağı azaltıyormuş. Yani bir koruyucu özelliği de varmış anne sütünün. Tabii. Yani o da anne açısından aslında çok önemli. Aynen. Yani bazı annelerimiz bunu önemsemiyor belki ama meme kanseri açısından bu çok önemli. Estetik kaygıları oluyor şimdi. Anneler de biraz anlamak lazım. Tabii bunu da kadın doğum uzmanları... Yani çocuk yapıyorsan estetik kaygıyı şey yapmayacaksın yani. Yani şimdi şöyle, insan bir bütündür. Yani sağlık dediğimiz şey bir insan hem bedensel hem de ruhsal anlamında tam bir iyilik hali diye tanımlanır. Evet. Bir annenin zaten az önce babalara da bir tavsiyem var demiştim. Anne iyi uyuyacak, iyi beslenecek, huzurlu olacak. Yani her şeyi anneye bırakmamak da tabii lazım. Tabii ki. Babalar da yani biraz elini taşın altına koyması lazım. Babalar da elini taşın altına koyacak. Kaynanalar da, anneler de, görümceler de, eltiler de. Yani sonuçta bir aile sadece çocuk kazanmıyor. Sen de bir yeğen kazanıyorsun. Sen de bir torun kazanıyorsun. Yani o elini taşın altına koyarken sen de bir kuş parmağını, baş parmağını taşın altına koyman gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu sadece estetik kaygılar da değil. Gebelik döneminde işte kadın doğumcular daha iyi bilir. Loğusalık sendromu diye adlandırılan bir tablo var. Ben buna tabii ki daha öncelerde çok inanmıyordum. Kadın fizyolojisini çok anlamak kolay değil. Sonra hani bir annenin çocuğunun ilk iki yaşta yaşadığı problemlere tabii kendi çocuğum da olunca kısmen şahit oldum. Evet. Hani gece 12.30'da uyanıyor. Uyuyor. 2.30'da uyanıyor. Sonra 5.30'da uyanıyor. Sonra sabah 6.30'da uyanıyor. Ertesi gün oluyor. Daha saçma sapan bir saat. Hani böyle düzenli aralıklarla kalkıyor. Bunu bırakın bir anneyi sağlıklı bir insana yapsanız o sağlıklı insan yani birkaç ay içerisinde herhalde aklını kaybeder diye düşünüyorum. Evet. O yüzden annelere de bir miktar hak vermek lazım burada. Ama süreci yönetmeyi de iyi öğrenmek lazım. Yani bir çocuk kazanıyoruz. O çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmemiz için o çocuğun annesinin de sağlıklı olması lazım. Babasının da sağlıklı olması lazım. Bence. Evet hocam. Hocam geleneksel uygulamalar yapılıyor bazen çocuklara. Bir kısımdan bahsettiniz, kundak gibi bahsettiniz ama Gaziantep'ten de sizi geldiniz. Gerçi kültürel bir farklılığımız olması yok diyorum ama var mı? Çok var. Çok var. Buyurun hocam o zaman. Şöyle. Tabii ki Şanlıurfa hem ırk anlamında hem dini inanç anlamında çok büyük zenginliklerin olduğu bir şehir. Evet. Böyle bir şehirde çok değişik inanışlar, çok değişik yaklaşımlarla hasta görüyorsunuz. Benim özellikle bizim hastanenin olduğu taraflarda gördüğüm bazı uygulamalar var. Mesela çocuk üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Çocuğun vücuduna değişik harflerle yazılar yazılıyor. Evet. Yani bunun mesela bir dua, bir tılsım olduğuna inanılıyor. Öyle bir şey yok. Yeni doğan döneminde çok şaşırdığım tablolar var mesela. Yeni doğan döneminde çocuğun vücuduna zarar verici bazı hamlelerde bulunuyorlar. Göbeğine, görünmeyen yerlerine, sırtına, kulağına. Kese atıyorlar. Kese atıyorlar. İşte sarılık döneminde kulağın arkasında kese atılmış, sarılığı çözermiş. Yani şükür çözdüğü bir tane sarılık da görmedik. Evet. İşte göbeğin üstüne çizik atıyor. Nazardan, kötü şeyden. Aslında bu batıl inanç demek lazım mı? Ya batıldan da öte bir inanç yani. Böyle bir inanç ben çok rastlamadım. Bir etkisini de görmedim. Çocuğun beli sağlam olur diye çocuğu iple bağlıyorlar. Evet. Ya bu iple bağlamanın da mesela bir etüdü olması lazım diye düşünüyorum. Yani bunu böyle bir boşça katlar gibi bir kurcun ağzını kapatır gibi sıkı sıkıya. Sıkı sıkıya bir bağlama modeli var. Mesela hasta kapıdan giriyor. İşte tam 40 günlük anne. Var mı bir problem? Yok. Ya sen bir aç gene bir bakalım hele diyoruz. Ne olur ne olmaz. Bizim çünkü çocuk hastalıklarının bu tarafı maalesef kötü. Bir hastayı saçının kılından topuğuna kadar eğer muayene etmezseniz muhakkak bir şey atlarsınız. Evet. Muhakkak bir şeyi göremezsiniz. Çünkü nerede ne çıkacağı belli olmuyor. Sırtına çizik atmış oluyor. O da değişik bir yere denk gelmiş oluyor. Çocukta başka bir hastalık çıkartıyor. Enfeksiyon da kapma olasılığı var. Aynen. Enfeksiyon kapma olasılığı var. Yani biz artık enfeksiyonları neredeyse kabul edecek duruma geldik. Evet. Ve bunlar çok ciddi problemler yani. İkaz ediyoruz, uyarıyoruz. İlgili birimlere tabii ki
bildiriyoruz ama bu uygulamalar devam ediyor. Mesela birinci çocuğu bildiriyorsunuz, ikinci çocuğu bildiriyorsunuz ama aile uyarılmasına rağmen, devlet tarafından gerekli tedbirler alınmasına rağmen bu uygulamaları yapmaktan çekinmiyorlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu inanışlar bilimden ve şeyden devlet nazarından çok çok daha uzak, üstün görüyor aileler. Evet. Bu yüzden hala bu uygulamalara devam ediyorlar. Ve bu beni çok ürkütüyor açıkçası. Çünkü hani o bağladıkları ipin benim aklıma geliyor. Mesela çocuğu boğazlayıp geceliğini öldürebileceğini düşünüyorum ben. Evet. Böyle çok gelen hastamız var. Sabaha karşı anne yatakta ölü bir şekilde bulmuş. Hastaneye ölü bir şekilde giriyor. Yani müdahale etseniz dahi o hastanın dönme olasılığı yok zaten. Biz gene gereken uygulamaları kanunen yapıyoruz. Fakat maalesef hastayı anne tarafından kaybetmiş oluyoruz. Veyahut işte iple bağlama dedik, işte bu çizik atma dedik, çok fazla kan kaybı oluyor. İşte sünnet konusunda mesela çok aceleci davranılıyor, kan kaybı oluyor, aile fark etmiyor, hastayı kaybediyoruz. Bu şekil bir uygulama var. Yani bizim için her bebeğin, her hastanın, yaşayan her canlının yaşam hakkı vardır. Maalesef hani aileler yaptığı bu uygulamayla bebeğin yaşam hakkına girdiğini düşünüyorum ve bu konuyu o yüzden önemsiyorum. Her platformda dile getiriyorum. Aynen hocam, yani biz de buradan deklare edelim. Yani hekime danışmadan, hekimin kontrolü dışında herhangi bir işlem yapmayalım. İlaç kullanmayalım, tabii antibiyotik kullanmayalım. Özür dilerim, burada araya gireceğim. Şimdi Gaziantep'te yaşadığım bir olaydı fakat Urfalı bir aileydi. O yüzden anlatma gereksinimi duydum. O sıralar asistanım ve kalp hastalığı olan bir bebek geldi yeni doğan döneminde. Acil bir şekilde bir operasyon almamız gerekiyordu. Şimdi bu tarz durumlarda, şimdi cerrahi işlemlerde ve anjiyo işlemlerde genelde aileden onay alınır. Biz işlemi o şekilde yaparız. Fakat acil durumlarda onay almaya ihtiyaç yoktur. Gereken hastaya müdahaleyi yaparsın. Evet. Ona göre aileye durumu izah edersin. Aile ısrarla diyor ki ben hastamı anjiyoya aldırmayacağım. Tabii ki kolluk kuvvetlerine görüştük. Savcının izniyle biz işlemi aldık. Olay oldu bitti. Hasta da çok şükür oradaki Gaziantep'teki hocam çok kıymetli, değerli bir hoca zaten. İşlem bitirdi. Çok şükür çocuğun hayatı kurtuldu ama sonrasında merak ettim. Nedir sizi buna iten? Hani neden izin vermiyorsunuz, neden yaptırmıyorsunuz diye sorduğumda büyüklerimizden haber gelmedi diye bir ifade duydum. Evet. Ya bizce bu uygundur. Biz bir operasyonun yapılmasına sizden bilgiyi aldık. Ama bizim onay alacağımız merciler var. Şimdi Gaziantep'teyken buna çok şaşırmıştım ama bir tane vakadır, olabilir diye geçmiştim. Şanlıurfa'ya geldiğimde böyle çok vaka görüyorum. Ya hastanızı yatırmak istiyorum diyorum. Hocam biz yatırmıyoruz. Niye? Büyüğümüz izin vermiyor. İşte hastanız kalça çıkıklı oldu. İşte mesela bizim bazı önerilerimiz var. Kundak yapmayın, işte çift bez bağlayın. 3 hafta sonra kontrole getirin. Ya neden yapmıyorsunuz? Büyüklerimiz izin vermiyor. Böyle bir algı da var. Yani bir insan anne baba olma erişkinliğine yetişmişse ve çocuk sahibi olmuşsa bazı çocuğu yönetme yetisini de kendinde görmeli. Bunu yapmalı. Büyükler de bilmediği işlere çok fazla müdahil olmamalı diye de eklemiş olalım. İnşallah uyarmış oluruz buradan hocam. İnşallah. Hocam kış ayları yaklaşıyor. Mevsim geçişleri de var. Mevsimsel rahatsızlıklar bu ara biraz sanki fazlalaştı gibi. Öyle mi? Öyle. İşin açıkçası tam beklediğimiz reaksiyonu henüz görmedik. Görmedik ya. Sanki daha soğuk, büyük bir dalga gelecekmiş gibi. Çünkü tam bir soğuk olmadı daha halen. Diyorlar yağmur düşünce. Yağmur düşünce. Evet. Urfa'da öyle bir adet var. Evet. Yağmur düşünce. Birinci damla düştüğü zaman hastanenin kalabalığına. Evet. Rakamsal bir artış var. Kış yani Eylül başladı. Eylül sonundan şimdiye kadar yaz aylarında eğer X hasta geliyorsa şu an 2X kadar hasta geliyor diyebilirim. Yaklaşık iki katına çıktı. Bir reaksiyon görüyoruz. Evet. Bunun tabii ki sebepleri var. Evet, mevsim geçişleri hem iklim anlamında bir değişim oluyor. Hem de her mevsim geçişinde işin açıkçası psikolojik dalgalanmalar da söz konusu oluyor. Tabii çocuk hastalıklarına bu bizi çok bağlamıyor gibi gözüküyor olsa da hani anne, baba, okula giden çocuklar, işte okulların açılması, çocukların birbiriyle iletişmesi, bunu etkiliyor. Mevsim geçişlerinde bu duruma paralel gelişen durum ise bağışıklık sisteminin zayıflaması. Evet. Daha doğrusu yeni duruma vücudun adapte olması. Tıpta biz buna homeostaz deriz.
yeni duruma adapte olma, mevcut durumdan yeni bir duruma geçerken vücut kendini hazırlar ve bu hazırlama döneminde maalesef bağışıklık düşer ve virüs enfeksiyonlarına genelde davetiye çıkarırlar. Bunun en bilineni halk arasında grip diye de söylerler, influenza virüsüdür. Bu da çok hızlı yayılır. Hele hele okul ortamlarında, toplu taşıma araçlarında, işte bir ara askeriyede görev yaptım, askeri kamplarda çok çok daha hızlı bulaş gösterir. Bir de bulaşır, sonra bir bakarsınız ki herkes bu enfeksiyonu kapar. Şu dönemde evet sık görüyoruz çocuklarda. Genellikle 2 yaş üstü çocuklarda çok büyük problem olmuyor. Sıvı desteği ve bir takım ilaçlarla, şuruplarla biz bunu tedavi edebiliyoruz. 2 yaş altı çocuklarda ciddi problemler yaşıyoruz. Özellikle hastanın yatışı gerektiren problemler yaşıyoruz. Bunlara hızlı bir şekilde doktora başvurmaları gerekiyor. Burada yapılacak değerlendirmelere göre tabii ki gereken tedaviler verilip hızlı bir şekilde düzelmesini sağlamak gerekiyor. Bunun en başında yapılması gerekenler ise el hijyenine dikkat edilmesi. Topluluklara girerken ve çıkarken ellerini yıkanması, yüzlerini yıkanması, özellikle çocuklar okuldan geldikten sonra temizlik kurallarına dikkat edilmesi çok çok iyi olur ve bu durumu toparlar diye düşünüyorum. Özellikle çiğ sebzelerin de yıkanması, çocuklar hemen tabii meyveler ki hemen alıp yıkamadan iyi. Onu temizlik da bence kurallarına tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Meyve, sebze bunların yıkanması, yıkanarak yenmesi çok önemli bir. Peki hocam, yani ishal da bu mevsimsel geçişlerin içerisinde oluyor. İshal olduğu zaman çocuk veya bebeğe nasıl bir yolu izlemeli? Şimdi ishal, öncelikle ishale yaklaşımı çok iyi belirlemek lazım. Evet. Şimdi bu enfeksiyon dönemlerinde özellikle küçük çocuklarda bu enfeksiyonlar bağırsak florasını bozuyor. Evet. Hele hele bunlara bakteriyel enfeksiyon zaten olacak denilip antibiyotik başlayan, evde başlayanlar oluyor. Daha sonra hekime gidip, hekim de antibiyotik yanında dursun diye yazılan antibiyotikler oluyor. Bunlar bağırsak florasını bozuyor zaten. Buna bağlı olarak bağırsak florası bozulunca ishaller gerçekleşiyor. Burada kaç defa ishal yaptığı, ne karakterde yaptığı, nasıl yaptığı çok çok önemli. İshallere yaklaşımı bir hekim kontrolünde yapmak çok çok önemli. Ve hani burada sıvı kaybını çok çok önemsemek gerekiyor. Evet. Şimdi bize bir hasta geldiği zaman biz öncelikle hastanın kaç defa dışkılama yaptığını, ağızdan beslenip beslenmediğini bunları sorgularız. Daha sonrasında muayenesini yaparız ve buna göre karar veririz. Bu dönemde ishallerin olması çok çok normal ama muhakkak bir hekim gözüyle bakmak gerekiyor. Ona göre de hastayı detaylandırmak gerekiyor. Çünkü bazen ishalin başka kronik hastalıklar da var. Bunları da gölgelemiş oluyoruz. Mesela hastanın hiçbir sıkıntısı yok ama mesela ishal başlıyor. İşte başka bir hastalığı var. Mesela atıyorum çölyak hasta. Ama bu mevcut hastalığa bağlanıyor. Teşhis konulamıyor. Veya antibiyotik başlamış, buna paralel bağırsak florası bozulmuş, ishal olmuş. Gıda zehirlenmesi gibi. Gıda zehirlenmesi olmuş. Evet. Mesela o da farklı bir şey. Bundan dolayı ishal olmuş. Bunu mesela basit probiyotiklerle tedavi etmek mümkünken buna bu şekilde yaklaşılmıyor mesela. Evet. Bu konuyu önemsemek gerekiyor. Ben antibiyotik konusunu özellikle belirttim. Hastalar bize gelirken genelde kendisini en çok rahatsız eden semptom neyse onu söyler. Mesela hastanın normalde zatüresi var. Çok kötü bir durumda. Aile der ki ya benim çocuğum hiç gelişmiyor. Çok alakasız bir şey. Şimdi bizim buradaki mesela konuşmamın başında şöyle bir şey demiştim. Biz bir çocuğu saçının telinden topuğuna kadar muayene etmek durumundayız. Evet. Yoksa yanlış teşhis koyarız. Evet. Çocuk hastalıkları buna çok müsaittir. Bir hekim çocuk hastada yanlış tanı koysa dahi ben buna çok kızmam. Ama bazen hastayı sadece dinleyerek muayene etmek ilaçlar reçete edilebiliyor. Bu yazılan reçete edilen ilaçlar hastalarımızda daha sonra geri dönüşülmez vakalara yol açabiliyor. Ve mesela benim belki 2 günde, 1 günde, 3 günde çözebileceğim ishali 20 güne, 30 güne çıkartıyor. Bunun birçok kötü tarafı var. Mesela hastanın hekime olan güveni azalıyor.
Bu birinci nokta. Evet. İkinci nokta, hastanın psikolojisi çok etkileniyor bu durumda. Ya benim çocuğum zaten düzelmeyecek algısına kapılabiliyor. Bu benim için daha da tehlikeli bir daha durum. Daha tehlikeli, evet. Aynen. Umutsuzluk. Yani o yüzden doğru teşhisi koymak çok önemli. İshal ne karakterde yaptığı, nasıl yaptığı benim için çok önemli. Neyden sonra başladığı, nasıl olduğu, kaç defa yaptığı, yeşil mi yaptı, kıvamlı mı yaptı, 7 defa mı yaptı, 10 defa mı yaptı, 3 defa mı yaptı? Bunlar benim için çok çok önemli kriterler. Buna göre bir karar vermem gerekiyor. Ondan sonra ben hastayı muayene etmem gerekiyor. Muayene ettikten sonra muayeneme göre bazı tahliller istiyorum. Mesela sıvı kaybı ne kadar var? Bunu ölçmek için bir tahlil istiyorum. İşte bir kaka tahlili istiyorum. Mesela hastada parazitel bir enfeksiyon var mı? Var mı? Yok. Bakteriyel bir enfeksiyon var mı? Bir kültür istiyorum mesela. Ona göre bir yol haritası çiziyorum. Çizdiğim yol haritasında bu gelen değerlere göre bir karar verip bir tedavi uyguluyorum. Fakat sizin başladığınız bir ilaç bana engel oluşturabiliyor. Bu konuyu da bazı ilaçlar var. İlaç firmaları tarafından hedef haline gelmeyelim diye çok belirtiyorum. Evet, ama bazı ilaçlar var, direkt ishal denince başlanıyor. Bunu biz birçok hekim arkadaşım, özellikle özelinde görev yapan hekim arkadaşlarım çok sık paylaşıyorlar. Onları da takip etsinler, muhakkak şey yapsınlar. Öyle her ilacı direkt başlamasınlar, muhakkak muayene adam akıllı takip aynen, gerekiyor diye düşünüyorum. Kontrolünden sonra. Aynen. İshal konusu çok geniş bir konudur. İshal konusunda teşhis koymak çok önemlidir. Evet. O yüzden hani ya biliyorlarsa tedavi etsinler ya da bilinmiyorsa muhakkak bir çocuk hastalıkları uzmanına başvursunlar, o şekilde takibi yapılsın diye öneriyorum. Bir diğer belirti ateş. Ateş. Evet. Birçok nedeni var. Ateş çok ucu açık bir soru. Ben de korkutan bir sorudur açıkçası. Evet. Öncelikle normal ateş nedir? Normal vücut ısısı nedir? Evet. Onu bilmek gerekiyor. Genellikle 35-37,5 derece arası biz normal olarak kabul ederiz. Mevsimine göre değişmekle birlikte. Bu tarz viral enfeksiyonlarda, mevsim geçişlerinde genelde subfevril dediğimiz 38 derece altı ateşleri görürüz. Bazen 38-38,5'u da görürüz. Evet. Fakat 38,5 derece üzeri ateş bizi genelde korkutur. Evet. Muhakkak hekime başvurmak gerekir ve ateş odağı belirlenmesi gerekir. Verdiğiniz ateş düşürücülerine rağmen aileler artık eğer tecrübeli bir anneyse, ki Şanlıurfa'dan bahsediyoruz. Evet. Burada genelde bir annenin 5 çocuğu oluyor, 4 çocuğu oluyor. Yani bir evet. tecrübe oluyor muhakkak. Evde mesela ateş düşürücülerle bunu tedavi edeceğini, yöneteceğini düşünüyor. Evet, hakikaten yönetiyorlar da. Çapraz da veriyorlar yani. Yani bu... Yani bunu bazen çok da güzel yönetiyorlar. Evet. Ama eğer evde yaptıkları tedaviye rağmen düşmeyen bir ateş olursa, beslenmesinde bir problem olursa, özellikle bir yaş altıysa kesinlikle beklemeden hastaneye başvurmaları gerekiyor. Ateş odağını belirlenip ona göre bir tedavi süreci oluşturmak gerekiyor. Evet hocam. Çocuklarda beslenme. Oo. Çocuklarda beslenme, malnutrisyon. Yani çocuk demeyelim o zaman, bebeklerden mi diyelim yani? Zaten 0-2 yaş, 0-2 yaş beslenmeyi söyledik genelde. Anne sütünü tek geçtik zaten orada. Aynen. Şimdi, çocuklarda beslenme diyelim. Beslenme konusu en önemsediğim konulardan bir tanesidir. Evet. Şanlı beslenmeyle Urfa'da, birlikte hocam D vitamini eksikliği, demir eksikliği, onları da bahsedersek hangi dönem, yani hangi dönemlere kadar işte D vitamini kullanmak gerekir mi, gerekmez mi? Demir vitamini, demir şurubu kullanmak gerekir mi, gerekmez mi? Çünkü bazı aileler direkt çocuğa hiç doktor tavsiyesi olmadan D vitamini de veriyor, demir eksikliği için demir şurubu da veriyor, hepsini veriyor. Bazıları da yanlış veriyor. İşte yanlış veriyor bazen de. Fazla veriyor, eksik veriyor. Şimdi şöyle, D vitamini vücutta birçok metabolizmaya katılan, kas ve iskelet sistemine katılan bir vitamin. Demir dediğimiz kanın esas hücrelerinden biri olan, hemoglobinin yapısına katılan bir element. Şimdi bizim toplumlarda, bizim gibi toplumlarda eksikliğe bağlı olarak hekimler bir araştırma yapıyor. Diyor ki ne? Şu sürece kadar D vitamini destekleyin, bu sürece kadar demir desteğini yapın diyorlar. Bu bazen dediğiniz gibi süreç aşılabiliyor. Evet. Şimdi 0-2 yaş konusunu özellikle tekrar geri dönmek istiyorum. Çünkü biz 1 yaşına kadar günde 400 ünite, yani verilen genelde 3 damla şeklinde veriliyor damlalara göre, D vitamini tavsiyesinde bulunuyoruz. Ve Türkiye için söylüyorum,
demir 1 yaşına kadar profilaksi dozunda, yani koruma amaçlı demir desteği verilmesi gerekiyor. Çünkü burada toplumun anne sütünün özellikleri, besleme şekilleri, işte yeni doğanın temel ihtiyaçları göz önüne alındığında bu vitamin desteklerinin verilmesi gerekiyor. Şimdi bunu çok ciddi bir şekilde sıkı sıkıya takip eden ailelerimiz var mı? Var. Hatta ben size mahalle mahalle bile Şanlıurfa'da ayırabilirim. Evet. Fakat bunu hiç umursamayanlar da var. Bunların takibi 2 yaşına kadar özellikle Türkiye'de en güzel oturduğunu düşündüğüm aile hekimliği sisteminde çok güzel bir şekilde takibi yapılıyor. Aile hekimlerimiz bunları reçete ediyor, takipleri yapıyor. Eksiklik görürse çocuk hastalıkları uzmanına da takibini yaptırıyorlar. Fakat ailelerimiz maalesef aile hekimlerinin dediğini yapmıyorlar. Aile hekimlerinin takiplerine gitmiyorlar. Bunları çok önemsemiyorlar. Hastamız 2 yaşına geldikten sonra ise beslenmesinde şöyle bir problem oluyor. Birkaç tane ana başlık altında bunu söylemiş olalım. Aile diyor ki benim çocuğum gelişmiyor. Diyoruz ki neyle besliyorsun? Hocam diyor ne yaparsam yapayım yemiyor. Ya hani çocuğun kilosuna bakıyorsun hakikaten geri. Boyu fena değil. Belli bir kalori ihtiyacı var. Ben genelde artık sorularımı değiştirdim. Şu şekilde soruyorum. Evde çocuğun peşinde kaşıkla koşan bir anne var mı? Evet. Genelde de cevabım evet olarak alıyorum. Şimdi çocuğun ne yiyeceğine, ne zaman yiyeceğine, nerede yiyeceğine, nasıl yiyeceğine anne baba karar verecek. Ne kadar yiyeceğine çocuk karar verecek. Adeta evdeki yemek işi bir askeri disiplin şeklinde olacak. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar için söylüyorum. Yani 2 yaşından itibaren artık çocuk laftan anlar pozisyona geldikten itibaren biz bunu çocuğa öğretmemiz gerekiyor. Sabahleyin şu saatte kahvaltı, öğlenleyin bu saatte öğle yemeği, öğleyle sabah arası şu zaman, kuşluk vakti şu öğün, işte ikindi vakti şu öğün, akşam yemeği vakti bu, akşam yatmadan önce bu şeklinde kalori hesabı yapılarak dengeli beslenme oluşturulması gerekiyor. Fakat ben görüyorum böyle bir tablo yok. Yok. Genellikle televizyon karşısında oğlum al bunu, işte kamyon geliyor. İşte açan üstüne şu gelecek, bu gelecek diye yiyecekler veriliyor. Bu yiyeceklerin çoğunun besleyici bir özelliği de yok. Maksat boğazdan bir şey geçsin diye verilen diyorlar. Yani mesela özellikle bu bölge için ilk geldiğimde şöyle bir şey söylenmişti. Şanlıurfa işte patlıcan, biber, isot. Evet. ben şaka öyle, yapılıyor diye düşünmüştüm. Sabah kahvaltısında var, öğlen yemeğinde var, akşam yemeğinde var, evet. Garip bir şekilde. Ama başka hiçbir şey yok. Ya senin çocuğun ıspanak da yiyecek. Senin çocuğun kereviz de yiyecek. Senin çocuğun hani balık da yiyecek, tavuk da yiyecek. Et de yiyecek, hindi de yiyecek, kaz da yiyecek. Bıldırcın da yiyecek. Yani bulabilirse tabii ki Allah herkesin sofrasına bereket versin. Evet. Hani bir pazara girdiğin zaman senin çocuğun her sebzeden tatmış olacak. Her meyveden tatmış olacak. Tek tip beslenme alışkanlıkları çocukların maalesef iştahını kesiyor. İştahını kesmekle beraber hani çocuğun gelişimini de etkiliyor. Bunun dışında tablet bağımlılığı, televizyon bağımlılığı hani çocuğu bu hale getiriyor. Artık çocuk diyor ki ben zaten burada durayım. Evet. Bana ne de olsa getiren birileri var. Çocuk herhangi bir şey yapmaya gereksinim duymuyor maalesef. Televizyon karşısında oturuyor. Keyfine bakıyor. Evet. Eti fufu da geliyor. İşte bisküvi de geliyor. Çikolatası da geliyor. Her şeyi geliyor. Çocuk onları yiyor. Beslendiği düşünülüyor ama o beslenme olmuyor. Boğazdan sadece bir şeyler geçmiş oluyor. Karnı biraz şişmiş oluyor. O kadar. Bizim istediğimiz beslenme her çeşitten olacak. Sebze de olacak. Et de olacak. Tavuk da olacak. Balık da olacak. Eser elementlerin içerdiği her şey olacak. Vitaminler de olacak. Her yönden destekleyeceğiz. Peki bunlarla beslenmediği zaman hasta nasıl geliyor? Hasta geliyor. Biz tartıyoruz tabii. Bu antropometrik ölçümler diyoruz. Bunları yapıyoruz. Boyunu, kilosunu, standart sapmasını hesaplıyoruz. Çocukta gelişim geriliği olduğunu tespit ediyoruz. Ondan sonra bir takım tahliller istiyoruz. Vitaminler istiyoruz. Şanlıurfa'da demir eksikliğini çok sık görüyoruz. D vitamini eksikliğini çok sık görüyoruz. Özellikle evet. Taradığımız kan tahlillerde bunu çok görüyoruz. Bazıları hatta
belki kan transfüzyonu yapmak gerektirecek kadar çok düşmüş. Yani. Yani çocuk geliyor bembeyaz yüzü. O şekil bir hasta geliyor. Kan transfüzyonu yapıyoruz. Takiplerini yapıyoruz. Bazıları o kadar kötü gelmiyor. Aile erken fark ediyor. Desteklerimizi sunuyoruz. B12 eksikliği çok fazla var. Folat düşüklüğünü ben Şanlıurfa'da daha sık gördüm. Gaziantep'te o kadar görmüyordum mesela. Evet. Burada muhtemelen beslenmeyle alakalı. Az önce bahsettiğimiz falcan, isot. Onlar etkiliyor yeşil diye düşünüyorum. Yeşil sebze tüketmiyoruz, evet. Aynen. Çok sık görüyorum. Böyle bir hasta geldiği zaman bizim hastayı yönetme şeklimiz başlıyor artık. Demir eksikliğini tespit ettik diyelim. Onun üzerinden yürüyelim. Çünkü demir eksikliği çok sık var. Hem de bilgilenmiş olsunlar. Demir eksikliğinde hani alım azlığı var. Ya da sindirilemiyor. Sindirim sisteminde bir problem var. Yıkım fazlalığı var. Hastalar mesela çok sık enfeksiyon geçiriyorsa buna verdiğiniz tedavi bile bir işe yaramaz. Nerede kaldı beslenme bir işe yarasın. Şimdi sebebi tespit ettikten sonra biz bir takım tedaviler başlıyoruz. Özellikle demir tedavisi başlıyoruz. Demir tedavisi yaklaşık 6 ay süren bir tedavi. 6 aylık süreç içerisinde biz ilk başta demir ilacını veriyoruz. Günde 2 defa veriyorum ben özellikle tedavi ediyorsam. Ve aç karnına kullanılması çok önemli. Mide boşken verilmesi çok çok önemli. Bunun 15 gün sonra kontrolüne çağırıyoruz. Sonra eğer kontrolde istediğimiz cevabı almışsak yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar kontrole çağırıyoruz. 6 ay boyunca biz bu süreci yönetiyoruz ve en sonunda hastamızı tamamen bu işten kurtarmış oluyoruz. Fakat hani burada aile mesela geliyor, birinci ilacın bir kutusunu bitiriyor, ondan sonra bir daha takibe gelmiyor. Bizde veya hastanın biraz canı gövdesine geliyor, biraz toparlıyor. Ya tamam diyor, gene aynı uygulamalara devam ediyor. Maalesef istediğimiz neticeyi alamıyoruz. B12 eksikliği sık görüyorum dedim. B12 eksikliğinde ise, yani demiri bitirdikten sonra B12'ye geçelim istedim. Genellikle 13-17 yaş arası genç ergenlerde gördüğüm bir problem. Son zamanlarda çok popüler olan bir durum var. Vejeteryanlık, hani evet, et yememe hastalığı. Bu B12 eksikliği bu yaş çocuklarda çok büyük sıkıntı. Özellikle Şanlıurfa gibi bir yerde et yememesi bana çok garip geliyor ama evet, maalesef genç ergenlerde bunları çok sık görüyorum. Bunun da tedavisi çok mümkün ama hani muhakkak hastanın hastaneye gelmesi gerekiyor. Evet. Semptom almadan gelmesi gerekiyor. Takip gerekiyor. İşte bir hastanın ders başarısı düşükse, unutkanlığı çok sık varsa, yeterince beslenmiyorsa muhakkak hastaneye başvurması ve bu konuda değerlendirilmesi gerekiyor. D vitamini eksikliği çok fazla var. Evet. Özellikle bu her yaşta var. Yani yeni doğan döneminde de var. Evet. İnfant döneminde de var. İşte ergenlik döneminde de var. Özellikle koronada bu çok önemli plana çıktı sanki. D vitamini eksikliği. D vitamini eksikliği evet. Korona döneminde bağışıklığı çok etkilediği için ön plana çıktı. Çocukluk çağı için korona bizdeki yönetim ilişkine göre biraz daha farklıydı. Evet. Biz komplikasyonlarından korkuyorduk. Özellikle mesela bizde kardiyak etkilenmeler olduğu MIS-C dediğimiz tablolar oluşuyordu o dönemde. Biz o dönemde de D vitamini desteği veriyorduk antibiyotiklere ek olarak. Muhakkak D vitamini yönünden destekliyorduk. Takiplerimizi o şekilde yapıyorduk ve bize çok katkı sağlamıştı açıkçası o dönemde. Bu hastane yönetimi ama hastaneye düşmemesi bizim için önemli. Yani sağlıkta başarı bir hastanın hastaneye gelip tedavi olabilmesi değildir. Sağlıkta başarı bir hastanın hastaneye hiç gelmemesidir. Yani bu evet, konuşmalarımızın sebebi de budur zaten. Evet. Yani eğer evde iyi bir beslenmeyle, iyi bir takiple çocuk eğer yönetilirse anne baba tarafından kolay kolay hastaneye gelmez. Zaten biz o zaman başarılı olmuş oluruz hekim evet, olarak. Ama evet, hastaneye ne kadar çok hasta başvuruyorsa biz o kadar başarısızız demektir. Evet, Allah sonumuzu hayır etsin. Öyle olsun hocam. Hocam gerçekten güzel bilgiler verdiniz. Ben bir çalışmadan bazı sorular çıkartmıştım. O soruları bir düz geçeceğim. Çünkü bu soruların hepsine siz cevapladınız. Ben bu soruların üstünden gitmiştim. Bilmediğime pas derim ama. Yok, cevap istemiyorum. Ben sadece çocuğum neden hiç yemek yemiyor? Zaten cevapladık. Çocuğum neden uyumuyor? Cevapladık. Çocuğum neden çok hasta oluyor? Çok sık hasta oluyor. İşte nedenlerin sebeplerini söyledik. Çocuğum ishal oluyor. Ne yapmalıyım? Sebeplerin cevaplarını söyledik. Bebeğimin ateşi var. Çok korkuyorum. Ateşi söyledik.
nasıl beslenmeliyim söyledik. Vücutta kızarıklar başladı, ne yapmalıyım konuştuk. Çocuğum kusuyor, vücutta ne yapmalıyım? Vücutta kızarıklık. Evet. Vücutta kızarıklığı konuşalım abi. Olur. Şimdi bizim için yönetmesi zor hastalardan bir tanesi. Özellikle kızarıklıkların şekli, yapısı çok önemli. Cildiye genelde bu hastalara bakıyormuş gibi gözüküyor ama çocukluk çağında genelde bize geliyorlar. Bir kısmı alerjik döküntüler olabiliyor. Fakat buna eşlik eden semptomlar da çok önemli. Kızarıklık var. Mesela ishal var mı buna ek olarak? Evet. Kızarıklık var. Ateş var mı? Eskiden bu işleri yönetmek biraz daha kolaydı. Çünkü birçok viral hastalık aslında ülkemizde eradike edilmişti. Fakat son 10 yıldır özellikle kızamık vakaları burada çok çok fazla gelmeye başladı. Her kış döneminde biz kızamık vakaları görüyoruz. Aile ya bu kızarıklık her çocukta var, alerjiktir deyip geçiştiriyor veyahut getirmiyor. Ondan sonra hastalığın hem tedavisiyle uğraşıyoruz hem komplikasyonlarıyla uğraşıyoruz. O yüzden vücuttaki kızarıklıkları önemsemek gerekiyor. Eğer bir çocuğun vücudunda herhangi bir yerinde bir kızarıklık oluşmuşsa muhakkak hastaneye getirmeleri gerekiyor. Muhakkak bizim hekimlerimizden birinin o hastaya bakması gerekiyor. Evet hocam, teşekkür ederiz. Halkımıza gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Yeni doğandan özellikle ben çok konuyu dağıtmak istemedim diye yeni doğan ve mevsimsel hastalıklar diye girdik ama vitaminler, beslenme diye bayağı bir konuştuk hocam. Umarım işe yaramıştır. Açıkçası ben daha yeni açılmıştım. Programımızın sonuna geldik hocam. İnşallah başka olmuştur. Bir programda tekrar birlikte oluruz. İnşallah. Katıldığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Uzman Doktor Süleyman Hilmi Sevinç Bey'e, çocuk hastalıkları uzmanına verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum.